Selam arkadaşlar. Şimdi kızartma yapmak istiyorum. Patlıcan kızartmasını yapıp dolabıma koymak istiyorum. Bunu her şekilde yemeğini yaparım kışın. En çok da sabahları kahvaltıda soslu yapıyorum. Domates sosuyla biber. O çok güzel nefis oluyor. Şimdiki yaptığım bunları doğrayacağım böyle. Bu şekilde doğrayıp güneşe koymam lazım ki biraz bu güneşte solsun, böyle kurusun, yani üstündeki su gitsin ki bir kabuk bağlasın. Ondan sonra şey olmasın, yağ emmesin diye. Ben yağda yapıyorum çünkü kızartma yağda güzel oluyor. Fırına da attığım oldu ama pek tadı hoşuma gitmedi. Bu şekil çok güzel oluyor. Bunu biraz güneşte biraz bekletelim, bir yarım saat. Bu üstü biraz böyle kabuk bağladığı zaman gerçekten kızartması çok güzel oluyor. Şimdi tekrar devam edeceğim buna. Evet, şimdi biraz güneşte beklettiğim patlıcanların bir kısmını aldım, geldim buraya. Bunu yağda kızartacağım. Yani bunun özelliği, güneşte azıcık beklediği zaman bu üstü bir kabuk bağlıyor, ıslak gibi değil. Onun için kızarttığım zaman daha hoş duruyor. Yani çok şey yapmıyor. Böyle koyalım. Farkındaysanız hiç bile fazla cızırdamadı çünkü üstünde ince bir kapağı vardı. Kapak dediğim yani katmer gibi tuttu üstü. Onun için kızarsın bakalım. Birazdan yine bakalım nasıl olacak. Siz de böyle deneyin. Güneşiniz varsa hemen, güneş her şeye kadirdir. Gerçekten yaşamımız boyunca güneşe ihtiyacımız, her şeyin vardır. Kızaranları aldım sepetime şimdi. Güzel bir şekilde. Bunu yağ filan aktığı zaman şimdi sizlerle birlikte göreceğim. Farkındaysanız hiç yağ emmiyor. Çünkü güneşte kuruttuğum için. Yani güneşte az bir şey üstü kabuk bağladı. Onun için harika bir şekilde oldu. Aynı şekilde getirdim, diğerini de attım buraya. Hiç bile sıçramıyor. Hiçbir şekilde etrafı dağıtmıyor, kirletmiyor. Siz de aynı şekilde yapın böyle. Gerçekten güneş her zaman için her şeye yarıyor. Güneş çok güzel bir şeydir. Güneşiniz varsa evinizin bir köşesinde kızartma yaparken önceden koyun ve bunu böyle kızartın. Göreceksiniz daha güzel olacak kızarttığınız kızartmalar. Gördüğünüz gibi tepsidekilerini götürdüm, kızarttım. Burada az bir şey kaldı. O da bu şekilde güzelce duruyor farkındaysanız. Güneşlendirmeyi unutmayın kızartma yaparken. Her zaman için bundan faydalanın. Evet, ikinci kızartmamız da ikinci seferde pişti. Şimdi buradan hemen bunları da alalım buraya. Bunun üzerine koyuyorum. Güzel bir şekilde yakmadan. Tam güzel oluyor. Çok da çiğ, yani beyaz bırakmak istemiyorum. Beyaz kalmasın. Böyle daha güzel oluyor. Evet. Harika. Harika. Siz de güneşinizden faydalanın derim. Yine aynı şekilde koyuyorum. Getirdim balkondan. Gördüğünüz gibi hiç sıçrama falan yok. Güzel bir şekilde narin narin, nazik nazik güzelce kızarıyorlar. Biraz daha bekleyeceğim ama yine de olsun. Ben yine size göstereyim. Gördüğünüz gibi böyle böyle yapıyorum. Güzel tıkır tıkır oldular bunlar. Alt tabağına bakayım. Bunu buradan indireyim. Güzel bir şekilde yağ gene alta doldu. Gördüğünüz gibi daha süzecek ama bu kadar değil. Bu daha süzecek. Gördüğünüz. Biraz daha süssün burada. Böyle birer poşetlere birer kahvaltılık koyuyorum. Güzelce ağzını kapatacağım biraz sonra. Biraz soğusun. Size göstermek için acele ettim, poşetlere koydum. Aslında soğuması lazım. Videomu tamamlamak için acele ettim ben biraz. İşlem böylelikle bitiyor. Ben bunu çıkartıp ne yapıyorum? Kahvaltımı yapacağım zaman domates sosumu ayrı hazırlıyorum hemen. Üzerine döküyorum. Bir patates de yanına koyuyorum. Harika oluyor. Sarımsaklı filan. Güzel oluyor. Sizler de deneyebilirsiniz. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Tabii bir taraftan daha kavuruyorum. İşlem devam ediyor. Bu kadar. Teşekkürler. Yağımız yine göstereyim. Şöyle indireyim buraya. Gördüğünüz gibi yağ her seferinde çoğalıyor. Her seferinde şöyle ışıktan tutayım ki göresiniz.
görüyoruz. Çünkü burada süzdürmek daha güzel oluyor. Teşekkürler, hoşça kalın ve benimle kalın diyorum.